İşte burası yatırın olduğu yer kanka. Galiba öyle, evet. İşte baksana odaları falan görünüyor burada. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Aa bak evet. Perdeler falan. Ah! Allahu ekber! Kıyafet bir şey asılı lan ağaçta. Şuna bak. Oğlum. Yatırın etkisi olabilir bu hayvanlar. Lan az önce böyle değildi ya burası. Oğlum kaçta göz arasında nasıl olabilir bu? Oğlum burası. Değişik bir şey eğil, lan. Eğil abi eğil. İlk defa hani böyle eğil, bir. Eğil, buraya saygıyla bakman lazım. Şu oldu iyi. Allah'u ekber. Lan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim, şuraya bak. Allah'u ekber. Ne oldu? Siktir düştü. Lan 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 lan. Can iyi misin oğlum? Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord. Yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenim Arfan Durmuş ile birlikte Nova Prospect tarihinde daha önce hiç yapmadığımız ve konuya almadığımız, videoya çekmediğimiz bir olayı araştıracağız. Arkadaşlar, yatırlarla ilgili hiçbir zaman video çekmemiştik. Ve Türkiye'nin en lanetli, en bilinen yerlerinden birisinde bir yatırın arazisinde video çekeceğiz. Zaten gördüğünüz gibi her yerde mezarlar var ama bizim işimiz bu mezarlarla değil. İşte tam bu tepenin ardında iki tane ev var. Bu evlerden birisi kaç yüzyıllık bilmiyorum ama yatır yüzünden terk edilmiş ve yıkılmış. Hemen ardından yeni bir ev yapmışlar ve o evde şu an yaşanılmıyor. Ve evin sahipleri de bize anahtar verdi. İlk defa Arifan camdan girip kapıyı açmak zorunda kalmayacak. Ve kapıdan anahtarla gireceğiz. Dediğim gibi hiçbir zaman böyle bir video çekmemiştik. Bu No Prospect tarihinde ilk olacak arkadaşlar. Ve yatır konularına hiç girmek istemiyorum. Çünkü yatır konuları genelde... Ne oldu? Her neyse. Bir şey oldu sandım da. Yatır konuları arkadaşlar genelde evliyalarla bağdaştırıyorum ben. Ve hani bu işlere karışmak istemiyoruz. Çünkü bu cinli varlık değil. Evliya, yatır bunlar farklı şeyler. Bunlar doğaüstü güçlere sahip olduğu inanılan insanlar. İşte bahsettiğim yerde bu tepenin ardında. Uzunca bir yol gideceğiz ve emin olun oraya gidip bakmadık. Tam bu saatleri bekliyorduk. Havada yağmurlu ve yağmur yağmaya başlıyor. Demek istediğim bir şey var mı? Hadi başlayalım. Arkadaşlar, tek başınıza bu videoyu izlemeyin. Muhtemelen şu an yayınladıysak ve izliyorsanız çok korkunç olaylar yaşadığımız için yayınlama gereği duyduk. Boş olsaydı yayınlamazdık. O yüzden videoyu başından sona kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Kim bilir gözden kaçırdığımız ve duyamadığımız şeyler olabilir. İşte devreye burada siz giriyorsunuz arkadaşlar. Ve sözümüz olsun, bu video 50 bin beğeni geçerse Kıbledere Köyü videosunu tekrar çekmek üzere oraya gideceğiz. Değil mi Arif? Hadi bakalım, evet. Arkadaşlar, bakın, bu cin değil, cinli varlık değil, ifrit değil, al karısı değil. Bu yatır, evliya. Burada bir yerde bir mezar varmış. Mezarın olup olmadığından da şüpheleniyorlar çünkü define... Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü define dedektörüyle buraya geliyorlar, etrafa bakıyorlar ve mezar olduğu düşündükleri bir boşluk buluyorlar. Orası sanırım yatırın mezarıymış ve oraya ileride zaten detaylı anlatacağım. Şimdiden sizi kelimeyle boğmak istemiyorum. Yağmur şiddetini arttırıyor. Evet. Bu bizim için sıkıntı olabilir, kamera için daha doğrusu. Elimizden geldiğince kaydı kesmeden çekelim. Ve doğru gidiyoruz. Aa evet. İyi misin? İyiyim. Ne olur olmaz diye baltayla gelmek zorunda kaldık. Çünkü çok yüksek bir tepeye doğru
Rakım yükseldikçe nefes almakta zorlaşıyor ya. Evet. O yüzden. Şey. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bir hayvanla karşılaşabiliriz. Domuzla, ayıyla karşılaşabiliriz. Tabii bunlar bir zor bir ihtimal ama neden olmasın? Aşırı bir sessizlik var, farkında mısın? Arkadaşlar, yatır. Burada kaç bin yıl önce veya yüz... Duydun? Baykuş sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Dedim ki tam olarak sessizlik var dedim. Baykuş doğası gereği de ötüyor. Ama bizim Göktekin inancında olsun veya Müslümanlıkta da böyle batılın olduğu bilinmez. Bir inanca göre arkadaşlar baykuş konan evden ölü çıkarmış. Cenaze çıkarmış, aynen öyle. Yani atıyorum bir evi, bizim evin tepesine baykuş kondu diyelim. Orada birisi ölecek demek anlamında düşünülüyormuş eskiden. Ki ben şuna da şahitlik, ya şahit oldum. Babaannem vefat etmeden son bir hafta önce köydeydik o zaman. Evin, yani bir hafta boyunca evin önünde sürekli baykuş öttü. Yemin ediyorum hatırlıyorum. Evet. Bak, sen daha çok harbiden öyle oldu. Sonunda da kaybettik. Bizzat yaşadık bunu arkadaşlar. Bu bilmiyorum. Rastlantı da olabilir ama rastlantı olmayacak. Değişik bir... Aha. Yaklaşıyor galiba lan. Ananı sikim uçtu. Gördüm. Vallahi billahi gördüm. Koskocamandı. Nereye kondu? Seslerden geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bak korkutmaya başladı beni abi baykuş. Ha, ne kadar daha çıkacağız acaba? Bilmiyorum. Ama ilk yıkılmış evde karşılaşacağımız bize söylendi. O karşılaşacağımız evde arkadaşlar bu anıtların sahipleri çok teşekkür ederiz bize bu olayı anlattıkları için. Dedelerinin dedelerinden kalan bir ev orası. Ama sürekli rahatsız ediliyorlarmış. Eşyaları kayboluyormuş. Boğuluyorlarmış. Hatta evin içinde uyuyorlar. Sabah bir uyanıyorlar dağın başında. Böyle enteresan olaylar yaşamışlar. Sonra o evde bırakıyorlar. Yeni bir ev inşa ediyorlar. Yeni evde de daha kötü olaylar olmaya başlıyor. Çünkü yatırın yattığı mezara daha yakın yere inşa etmişler. Rüyalarında görüyorlar falan. Şu an orada hiç yaşamıyorlar. Neyse. Bunların dikilmediyse var ya. Aynen. Ya işin tuhaf yanı kardeşim. Cin falan olsa, ifrit falan olsa bildiğimiz duaları ederek korunabiliyoruz. Ulan yatır lan bu yatır. Zaten hani inançlı birisi, anladın mı demek ya, istedim? Yani rahatsız etmeden, rahatsızlık vermeden çekimi yapacağız. Şuraya bak. Nerede lan burası? Bayağı çıktık. Işık tut. O ev. Yıkılan ev galiba evet, bu. Bu ilk ev. O yüzlerce yıllık olan ev burası işte abi. Baksana. Evden neredeyse hiçbir şey kalmamış geriye. Bakayım. Ev bak tamamen çökmüş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tüylerim dikildi lan.
iş yeri bulduk. Baksana odaları falan görünüyor buradan. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Aa bak evet. Perdeler falan, üstten şahlar kalmış. Arkadaşlar işte dedelerinden kalan ev. Burası ana konak. Burada yaşarlarken bir takım olaylar yaşamaya başlıyorlar. Dedeleri de yaşıyor bu arada. Torunlarına bırakılıyor. Yani dedesi atıyorum uyuyor. Sabah başka bir dağda uyanıyor. Pijamalarıyla birlikte buraya geri geliyor. Ve bu hikaye bize Şeytan Dağı videomuzda da benzeri bir olay vardı. Evet. Çocuklar bunu yaşıyordu. Dedesi böyle olaylar yaşamış. Taş düştü galiba. Buraya can girilmez ha. Baksana. Hala taşlar düşüp gelip duruyor yani. Üstümüze yıkılabilir. Ağaçtan gelme istersen. Dikkat et ama. Bak her an çökebilir. Evet. Vurma vurma, sallama hiçbir yere. Buranın muhabbeti anlatayım. Diğer evi bulmaya çalışalım. Bir bulalım da. Orada hikaye. Nasıl kelam? Dedeleri işte vasiyet ediyor. Bu evde artık yaşamayın. Yeni ev inşa ediyorsanız edin. Bu arazileri size bırakıyorum. Yeni ev inşa ediyorlar dedelerin vasiyeti üzerine. Yeni evde daha şiddetli olaylar yaşamaya başlıyorlar. Çünkü yatırın yattığı yere daha yakın bir yere inşa etmişler. Ve buralar pis tuttukları için yatır sürekli bunları rahatsız ediyor. Olay bu şekilde. Şimdi diğer evi bulalım. Dediğim gibi arkadaşlar bu cin değil, bu yatır yani. Şu tarafta bir şey var mı? Solda. Orayı da çekeyim de. Kanka. Burası evin. Harabe. Harabe alt katıymış burası evin. Baksana. Üst kat tamamen yıkılmış bak. Buradan görüyorum üst katı. Evet. Tamamen yıkılmış. Koltuk mobilya takımları falan varmış, sıkışmış. Hadi ya. Tamamen yıkılmış. Çıkıyorum. Çık buradan. Çık. Bismillahirrahmanirrahim. Hanım. Ne oldu? Prizi çektim ya. Evet. Bir şey yok. O zaman. Diğer ev burada bir yerde olmalı. Yani bunu yıkılan evin yakınında olduğunu söylediler. Kim oğlum. Evde burada. Oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Biz Allah misafirleriyiz. Elhamdülillah Müslümanız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah misafirleriyiz. Oğlum. Baksana. Bu benim bir ayaklarım bir boşaldı böyle. Ayakta durmakta zorluk çekiyorum. Ev burası. Evet. Burası ha. Yeni yapılan ev burası. Eskisinin hemen dibine inşa etmişler. Ve burayı inşa ediyorlar. Ama yatırın mezarına daha yakın inşa ettiklerini fark ediyorlar. Çünkü rüyalarında yatırı görmeye başlıyorlar. Bembeyaz yüzlü, yüzü belli olmayan, belli belirsiz, şeffaf, beyaz bir insan söyledi şeklinde. Her gece uyarıyorlarmış. Her gece burayı temiz tutun, buraları çöpleri toplayın, temizleyin, benim mezarımı çiçek ekeyim falan filan gibisinden. Her yerde köpek sesleri var. Kanka bu köpek değil. Bu köpek. Bu köpek de. Bismillahirrahmanirrahim. Aç bence ya, girelim. Baksana oğlum, hayvanlar etrafımızı sardı. Bak bu da bir
yatırın şeyi olabilir. Anladın mı demek istediğimi? Yatırın etkisi olabilir bu hayvanlar. Oğlum. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ayak. Anam. Sağ ayakla. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Çalıp çırpmak değil. Döküp kırmak değil. Defin aramak değil. Defini bulmak değil. Hiçbir şeye zarar vermeyeceğiz. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun selamlığıyla gelmiş bulunuyoruz. Elhamdülillah biz de Müslümanız. Sadece olayları çekip gideceğiz. Buraya kirletmeye veya sana zarar vermeye gelmedik. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Nereden geldi? Ha? Burası yaşadıkları sonradan inşa edilen ev. Burada yaşanan olaylar yüzünden artık bu eve gelmiyorlar. Ayda bir, 40 yılda bir gibi, 40 günde bir. Çünkü bizim bu ev buraya kadar gelene kadar yaşadıklarımızın 10 katını yaşıyorlar abi uyurken. Yatak odası olması lazım burada bir yerde. Orada koyuyorlar abi. Evet. Burada ve burada. İki tane yatak odası var. Şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Az çok olayı zaten anladınız. Bu sonradan inşa edilen ev. Bu tekrar etmeyeceğim o kısımları. Ama bu ev sonradan inşa ediliyor ya. Bunun altını çiziyorum. Yatırın olduğu yere daha yakın inşa edilmiş. Çünkü rüyalarına giriyor yatır. Bu insanların, burada yaşayanların. Ve sürekli onlara buraya temiz tutun, şunu yapın, bunu yapın, abdest alın falan filan. Dayatmalarda bulunuyor uykularında. Hatta dediğim gibi dedelerin yaşadıkları olayları yaşıyorlar. Burada uyuyorlar, başka bir yerde uyanıyorlar. Yani yatırdan kaçmak için o evi bırakıp yeni ev yapıyorlar ama daha yakına yapıyorlar yani. İstemeden daha kötü şeyler başlarına geliyor. Aynen öyle. Ve burada bir yerde yatırında mezarı... Allahu Ekber! Giriş kapısı kapandı. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka. Yatırın mezarına bakalım mı? Bulalım mı? Buraya çalışalım mı? Var mı yok mu? Mezar mı? Ne? Bakalım mı? Nerede yani? Hani? Bir şey vardır muhakkak. Güzel. Bakalım mı? Ha? Bakalım. Benim tarafına bakalım. Nerede olabilir kanka? Şu yıkılan evin... Ya neye benzediğini de bilmiyoruz. Mezar gibi mi değil mi? Yazı mı yazıyor? Onu sormayı unuttuk be. Keşke... Onu da sorsaydık. Anahtarı alıyoruz. Bütün konuyu konuşuyoruz. En kritik şeyi sormamışız abi. Aa bak girişi de buradaymış bu arada. Öyle mi? Ya bakalım. Bak kapı. Bak. Kapısı. Vay be. Bismillahirrahmanirrahim. Aa şurada bir şey var lan. Gel gel. Ne? Ne lan? Tarla mı yoksa mezar gibi mi? Bakayım. Tarla be galiba. Ha tarla. Burada bir şey var. Burası da olamaz ya. Ben yine buranın olmayan hikaye. Öbür tarafa bakalım bir de. Ampul patladı. Ampul. Cam kırmamamız gerekiyor. Evet, ya bir dikkat etmen lazım. Rahatsızlık vermememiz lazım. Kapıyı biz açık bıraktık, değil mi? Evet. Koy. O ne lan? Ha. Bak şurada ne ağacıymış bu anlam veremedim ama büyük bir ağaç var. Çınar ağacıdır. Az dur lan. Şu ne? Kıyafet bir şey asılı lan ağaçta.
Lan! Can bu ne? Can koş, buraya koş, acil koş. Ne oldu? Bu ne lan? Ne oldu? Bak ağaç, Allah ağaçta şunları gördüm, bunlara bakayım derken bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mu? Oğlum. Kanka. Bismillah bulduk. Saygıdan eğilmem gerekiyor burada. Sen geri dur. Böyle yapıyorlar ya, yatırları böyle karşılıyorlar arkadaşlar. Yadırgamayın beni. Allah. Oğlum. Gel şu detaylı çek. Bu nasıl? Oğlum. Basmak istemiyorum. Oraya fazla yaklaşma. Etrafı beyinlenmiş bir şekilde zaten. Bak. Çizgi var etrafında. Bu acıma... Oğlum Arif. Ben anlam veremedim ha. Arif. Bu mu? Burası mı? Burası oğlum. Baksana. Bunlar ne lan? Normalde buraya bildiğin kıyafet asmışlar. Veya bir fırlatıldı mı? Bişt. Hayır oğlum, niye fırlatsa anlam veremiyorum ben yani. Ne yaptı? Çok tribe girdim. Oğlum şuraya bak. Arif. Oğlum emin misin ama burası olduğuna? Oğlum burası, burası, burası. Değişik bir şey eğil, lan. Eğil abi, eğil. İlk defa hani böyle eğil, bir... Eğil, buraya saygıyla bakman lazım, eğil. Allah'ım. Biz sadece misafiriz. Sadece misafiriz. Hiçbir şeye zarar vermeyeceğiz. Defil aramayacağız. Sadece misafiriz. Selamünaleyküm. Oo. Ne yapmışlar lan? Baksana. Burayı işaretlemişler mi yoksa kazmaya mı çalışmışlar lan? Yani bir yani değişik bir işin içinde bir şey. Bayan da var. Ha? Anlamadım yani. Bak aynen. Kadın var. İşte burası yatırın olduğu yer kanka. Galiba öyle, evet. İşte olayı çözdük şu anlık. Eski bu yatır yüzünden rahatsız ediliyorlar. Yüz yıllık güzelcilik de terk ediyorlar, yıkılıyor. Dede vasiyeti üzerine burayı inşa ediyorlar ama daha da yakında. Bilemeden daha da yakında yapıyorlar. Evet. Burası yapıldıktan sonra mı bunu ortaya çıkarıyorlar yani? He? Burası yani yeni ev yapıldıktan sonra burayı ortaya çıkarıyorlar, evet, zaten doğru mu? Evet, dedeyle dedektörle arama yapmışlar buralarda. Evet, evet. Evet. Boşluk burası. Bu neden olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Evin içinde garip bir ses geldi. Arkadaşlar evin içinde tuvalete giriyorlar, affedersiniz. Pis şeyler yapıyorlar, ıvır zıvır. Yatırda rahatsız oluyor. En büyük sebebi bu. Etrafta atları varmış, atların pislikleri, ineklerin pislikleri. Ve yatır, ismini bilmediğim için böyle hitap ediyorum, büyük diyelim. Rüyalarına giriyor ve buraları temiz tutmaları gerektiğini söylüyor. Rüyalarında emrediyor, buraya temiz tutmaları gerektiğini ama nafile. Sonra kendilerini işte sağda solda uyanık bir şekilde buluyorlar. Veya boğulurken buluyorlar. Veya... Ya türlü şeyler oluyor. Arkam nerede? Şurada. Nerede gördüm ben onu? Aha burada. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu... Ya hiçbir şeye zarar vermeyelim. Ben bayağı yani korkuttu şu olay beni. İlginçten bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Bir şey var, evin içinde bir şey var. Yakala onu yakala. Şemsiyeye bak, can. Şemsiye orada değil de. Değil, yemin ederim orada değil de. Yemin ederim değil de. Oğlum şemsiye açıldı, yağmur yağmaya başlıyor şu an. Asiktir. Bak. Oha. Görünüyor mu? Görünüyor mu? Evet. Oğlum şuraya oğlum bak. Şiddetlendi. Bak. Ve şemsiye açılmış peşine. Ne oldu? Siktir düştü. Ne düştü? Ağaçta asıl olan şey düştü. Of. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Neyse Arif. Bak,
Hemen oradan şemsiye. Şemsiyeyi açık gördün. Yağmur şiddetlenmeye başladı. İçeride bir şeyler oluyor kanka. Git onu yakala. Oğlum. Hadi 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bak. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Ne yapıyorsun? Oğlum. Lan az önce böyle değildi ya burası. Oğlum kaçta göz arasında nasıl olabilir bu? Allah'ım aklıma müteahhit ol. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam mı? Sessizce oldu her şey. Seslerini duymadık bile be. Oğlum diyorum ya kaçta göz arasında oldu yani. Böyle bir şey bekliyorduk ama ben böyle yani sessiz oldu her şey. Ya diğer odalara baktık mı? Bir bak yürü. Ne oldu lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan can. Biz niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Çalıp çırpmak değil, döküp kırmak değil. Biz Allah-u Teala Celle Celle'nin sayanlara gelmiş bulunuyoruz. Bu kadar şey beklemiyordum. Ha? Oğlum ben şu dilim tutuldu, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Lan şimdi girdik baktık sessiz, ya böyle bir şey yoktu ya. Tamamen sessiz oldu. Nasıl olabilir? Tamamen sessizce oldu her şey. Bismillah ya, bismillah. Bak işte. Bismillah. Yeter bu abi. Ya nasıl ne? Tüylerim diken diken şu an. Nasıl olabiliyor be? Ha? Sessizce. Ama ben anlam veremedim yani. Ben bir şey diyemiyorum şu an. Hani kaçta göz arasında hemen nasıl olabilir böyle bir şey? Evin sadece burası değil, her odasında her şey olmuş. Of. Yatağa bak! Oğlum nereye geldik biz? Kaç oğlum. Oğlum. Aklıma bir kayıt ol. Bismillahirrahmanirrahim. Of. Büyük kitabı getirmedik değil mi? Ya gerçi burada nasıl bir yapacağım? Yatırım. Oğlum. Aklım ağrıma bana çok kötü şeyler oluyor. Oğlum ben de iyi değilim şu an. Gördün beni. Gördüm. Oğlum. Oğlum. Ne oldu lan? Sizin de uğultuya bak. Çok şiddetli bir fırtına geliyor herhalde. Bizi alıp götürecek fırtına bak. Fena fırtınaya tutulacağız. Şimdi birçok izleyicimiz diyor ki daha demin gördüğünüz şey oradan kaçmanız için yeterliydi. Niye kaçmıyorsunuz? Neden olduğunu söyleyeyim mi arkadaşlar? Eğer kaçmış olsaydık muhtemelen 20-30 dakikalık bir video izleyecektiniz. Üzerine gitmeyecek. Ama şimdi olay da bu zaten. Üzerine gitmek. Gel şuraya arkaya bir bakalım. Çıldıracağım. En keski. Çok kötü hissediyorum kendimi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Yatak odası burada ama. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bu anları şu an Instagram'da story atıyorum Arifan'la birlikte. Hemen tam şimdi Instagram'dan bizi takip edin. Ve bu video yayınlamadan önce bizi takip eden herkes şu an nerede olduğumuzu görüyor. Arifan'la beni takip ederek siz de herkesten önce nerede olduğumuzu görebilirsiniz. Soğuktan batarya hemen bitiyor. Yeni bataryayı taktım. Benim de kameranın dışında sıkıntım mı var? Ne var? Şeyi söndür. Oğlum çok soğumaya başladı. Vah. Fırtına geliyor kanka. İnanılmaz bir fırtına geliyor. Bak. Sadece şu uğultuyu. Lan! Bismillahirrahmanirrahim. Gördün değil mi kameranın önünde? Gördüm oğlum, gördüm. Kapı da kapandı. Yok kanka. Şu cam açılmış, cam açılmış. Cam açılmış. Kapalıydı. Hepsi kapalıydı. Az önce önünden geçti, kapalıydı hepsi. Kim kaçtı lan? Alo. Alo. Biri mi kaçtı abone? Şuralara bakmadık lan. Bir şey oluyor. Biz buraya olayı çözmeye mi, korkmaya mı geldik birader? Yani olayı anlatamıyoruz ki doğru düzgün. Gerçi olayı anlattık, ne olup bittiğini. Doğru, bu belgesel. Şu an burada olan olayları kayıt altına alıyoruz aslında, olayı çözmekten ziyade. Demek ki burada bir gece uyusak ki neden olmasın. Ev yıkılıyor lan. Ne oluyor? Allah Allah. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Evden ses geldi yine. Artık evi saldım ben ya. Vallahi saldım. Ben daha büyük bir şeyim şimdi. Lan! Oğlum! Ana! Oh. Kayboldu lan! Abi! Oğlum kot pantolon mu var lan üzerinde? Oğlum! Bismillahirrahmanirrahim. İnsandı değil mi o, insandı? Allah'ım yarabbim. Lan ne alaka? Bak. Keşfanallah. O adam mı baştan beri bizde? Yok, adam mı lan o yoksa? Lan o neydi, pantolon? Oğlum ne bileyim ben. Gözümüzün önünde paranormal olup bir şeyler yaşanıyor yani. Allah'ım ya! Lan! Oğlum. Çık kanka buradan, çık. Çık. Çık abi, çık. Bizim işimiz evliyalarla, yatırlarla değil kanka, yok. Dua, bunlar dua hiç, bak dua bile edemiyorum, fark ettin mi? Nasıl felak. Ayetel Gülsü hiçbir şey okumuyorum, fark ettin mi? Of, evet. Oğlum o neydi lan? O kimdi? Nereden çıktı adam? Sağlık kanka. Ben o muhabbeti sağlık tamamen. Vallahi sağlık. Artık aksakallı bir dede mi çıkacak? Ondan korkuyorum. Korkmaya başladım yani. Bu ses ne lan? Bir şey yankı yapıyor.
Duydum, duydum, duydum. Süper ya. Hala sallanıyor can. Allah! Çık şuradan kanka, çık 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 çık. Ne oluyor amın? Nerede bir ev? Oğlum. Gördün mü? He? Gördüm, gördüm. Oğlum bu nereden geldi lan? Kim bilir kaç yüzyıllık ev? Sadece bir kaya anlatmaya geldik. Ne oldu bize Musallah Solva rüyalarımıza girdiler. Korkmaya başladılar. Bunu da söylemek istiyorum. Bir musallat olduğum bize yandık. Paso rüyamıza gireceğiz. Ama niye niyette geldiğimizi biliyorsun. Gidiyoruz sevda altına ders edeceğiz. Artık ki onları versin. Bir daha da yatırım falan. Kim bilir. Bir ya değişik bir iş. Burada uyuruz bile bir gece kalırsa. Bilmiyorum cesaret edebilir miyiz ya? Aha! Ananı sikim! Oğlum! Ne oluyor? Buna koyayım lan da onu ya! Oğlum can! Olaylar bak karışmaya başladı can! Kanka biz artık git diyor. Daha fazla durmanın anlamı yok o zaman. Ya bence de bak or. Oğlum. Oğlum ev yıkılıyor. Yeminle ev yıkılıyor lan. Kanka. Kank. Yemin ederim gidiyoruz. Şu can baltan nerede? Baltanı al. Baltanı bul. Baltanı bul. Evin içindeydi galiba. Gel 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 buldum bu. Hani? Aa önüne bak. Ananı sikeyim. Lan. Ananı sikeyim. Ah. Lan. Ah. Can iyi misin oğlum? Ah. Lan ne? Ah. Kaç 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 kaç. Kaç abi kaç. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum yatır mezarı nasıl yanar kaç. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Koş lan koş koş. Oğlum. Zaffet oğlum. Kaç abi kaç kaç kaç. Olup biteni gördünüz arkadaşlar. Umarım, umarım diyorum başımıza bir bela almamışızdır. Veya olanların bir açıklaması var mı? Sondaki ateş. Acaba biz İçerideyken şimşek mi çaktı? Yıldırım mı düştü? Yoksa bir an, bir anda nasıl oldu? Yaktı, ha? Gördüğümüz şey mi yaktı? Kadın neyse artık. Veya valdi. Daha uzatmak istemiyoruz değil mi? Uzatmayalım. Bütün yorumları okuyacağız arkadaşlar. Tek tek. Mantık yorumlara cevap vereceğiz. Bu arada Instagram'dan bize ulaşarak diğer videolarımıza katılabilirsiniz. Demek istediğim bir şey var mı? Hadi gidelim buradan.